Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan Medeniyetini sunar. Efendim, Ramazan Medeniyetinden hepinize hayırlı akşamlar. Ramazan-ı Şerif ayının 14. gününde, 14. iftar gününde Bursa İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan Ramazan Medeniyeti iftar programı ile Olay TV ekranlarında siz kıymetli izleyicilerimizle beraberiz. Yine her hafta dediğimiz gibi eğer kabul ederseniz ekranlarınıza, hanelerinize ve iftar sofralarınıza misafir olmaya geldik. Ben dün bir hikayeyle başlamadım. Geçen hafta olduğu gibi muhtemelen unuttum. Ve bugün bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bir kral, bir hükümdar çok eski zamanlarda çok ciddi bir rahatsızlığa yakalanıyor. Hastalanıyor ve ülkenin her tarafına adamları gönderiyor. Bütün mütehassısları, uzman doktorları yanına topluyor. Fakat kimse hastalığına çare bulamıyor kralın. Günlerden bir gün yaşlı bir kadın kralın kapısını çalıyor. Diyor ki ben kralın hastalığının çaresini biliyorum. Hemen götürüyorlar kralın yanına ve kral kafasını doğrultarak bin bir güçlükle kadına diyor ki söyle bakalım be kadın benim hastalığımın çaresi nedir? Diyor ki yaşlı kadın ülkenin en mutlu insanının gömleğini giyersen eğer üzerine senin hastalığının çaresi budur. Kral ülkenin her tarafına adamları gönderiyor. Ülkenin en mutlu insanını bulmaları için. Önce zenginlerin kapısına gidiyorlar. O çok mala ve mülke her türlü imkana sahip olan zenginlerin. Ama bir dokunuyorlar, bin ah işitiyorlar. Günlerden bir gün askerlerden, görevlilerden birkaçı ülkenin en ücra köşelerinde bir köyde dolaşırken bitap bir şekilde tamamen virane olmuş bir evin yanından geçerlerken içeriden bir ses duyuyorlar. Ben ne kadar mutluyum. Gerçekten hiç derdim tasam yok. Benden iyisi mi var? Yarın da çalışacak gücüm var. Karnımı da doyurdum diyen bir adamın sesini işitiyorlar. Hemen evin içerisine girdiklerinde bir kağıdın üzerine peynirini ekmeğini koymuş son kırıntılarını yiyen bir adamı görüyorlar. Hafifçe yanına yaklaştıklarında bir de bakıyorlar ki üzerinde gömlek yok. Efendim, mutlu olabilmek için, huzura kavuşabilmek için başkalarının gömleğini giymemize gerek yok. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayının bereketinden istifade ederek evlerimize gittiğimizde eşimize, çocuklarımıza gülümseyelim, tebessüm edelim. Mesai arkadaşlarımıza, iş yerimizde tebessüm edelim. Çarşıya, pazara çıktığımızda, esnaflarla muhatap olduğumuzda, iletişim kurduğumuzda onlara gülümseyelim, tebessüm edelim. Yanımıza gelen insanlar, bizimle konuşan, bizimle muhatap olan insanlar yanımızdan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılsınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebessüm sadakadır sözünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım ve unutmayalım ki insana yapılacak yatırım en güzel ve en değerli yatırımdır ve asla boşa gitmeyecek bir yatırımdır. Evet, bizler buradan yola çıkarak bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Onunla bu meseleler etrafında yine hanelerinize ve iftar sofralarınıza misafir olarak güzel bir muhabbet etme derdindeyiz. Bugünkü konuğumuz Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı ve şair abimiz İsmail Kılıçarslan hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar. Ağız alışkanlığı biz abi, hocam, üstadım. Lütfen, üstad demeyin lütfen, hiçbir şeyin üstadı değilim. Hoca da demeyin lütfen ama abi derseniz... Yaş bakımından sizden yukarıda olduğumu tahmin ediyorum. Abilik iyi pozisyon. Evet, güzel. Abilik biz de pozisyon. O zaman abi. Abiyi kabul edelim hocam. Ben size hocam diyeyim çünkü hocasınız. Hocalarıma hocam diyeyim çünkü hocasınız ama... Teşekkür siz ederiz. Allah razı olsun. Biz abi formatında. Zaten diyebilirsiniz. Tamam, yani. Abi formatında devam ediyoruz. Eyvallah. Evet. Ve çok kıymetli bugün Kur'an tilavetinde bulunacak ve Ezan-ı Muhammediye'yi okuyarak bizleri ferahlandıracak... Nilüfer Çamlıktepe Hacı Ömer Camii İmam Hatibi İlhami Duman hocam, siz de hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Hoş bulduk. Allah ve yine sunucu arkadaşım, kardeşim, dostum. Eyvallah. Artık her hafta nasıl ifade edeceğimi şaşırmış durumdayım. Çok kıymetli Bursa İl Vaizi Mehmet Durmuş hocam ve bendeniz Nilüfer Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yunus Emre Kır. Bugün yine çok kıymetli İsmail Kılıçarslan abimizle muhabbete dalacağız. Allah nasip ederse. Abi ben bir soruyla başlatayım programı. Şöyle başlatayım. Sizin Gelecek ve Diğer Meseleler isimli şiir kitabınızdan
Hüccetül İslam İmam Gazali'nin bana yazmadığı birinci mektup. Dolayısıyla bunu ben okuyunca yazmış oluyor. Bu şiirinizde bir cümleniz var. Ve şu da doğru. Bir cümlen yoksa bir eksiltme edatı olarak yaşıyorsun dünyamızda. Abi bizim nasıl bir cümlemiz olmalı ve bu cümle ne olmalı sorusuyla başlayalım. Öncelikle bu güzel davet için teşekkür edeyim. Sonra bugün yolda İstanbul'dan buraya doğru gelirken kulağım bir taraftan radyodaydı, internet sitelerindeydi. Sonucunu çok merak ettiğim bir maç, futbol maçını takip ettim. Şimdi belki izleyicilerimiz diyecekler ki hani iftar programına gelmiş futbol muhabbeti yapıyor ama Bursaspor Göztepe'yi ağırladı bugün. Maçını kazanabilseydi bugünkü maçını ligde kalma yolunda çok büyük bir avantaj sağlayacak idi. Fakat yine de berabere bitti maç. Bursaspor için yolun sonu değil. Bursaspor, ben Ankara güçlüyüm. Bursaspor bizim kardeşimiz, canımız ciğerimiz. O zaman. İnşallah biz yarın akşam Sivas Spor'dan istediğimiz puanları alırız. Önümüzdeki hafta da biz Göztepe'ye gidiyoruz. Ağabeylik yaparsınız artık. Önümüzdeki hafta bu kardeşlerinize. Önümüzdeki hafta biz Göztepe'ye gidiyoruz İzmir'e. Önümüzdeki hafta Bursaspor inşallah maçını kazanır. Biz de Göztepe'de yeneriz ve iki kardeş olarak ligde, aynı ligde kalmaya devam ederiz. İnşallah. Biz sizi çok özlemiştik. Bu sene Süper Lig'e çıkabildik. Bir sene oynadık. Şimdi ikimizden birinin hala düşme ihtimali var. Bunu gönlüm kabul etmiyor. İnşallah bu iş uhuretle, suhuretle çözülür. Evet, fıtara yakın bu dua tabii. Kabul olunan dualar cümlesine. Yani inşallah biz daha ilhak etsin Allah'a. Evet, tamam. Bu önemli bir şey yani. Şehrimiz için önemli bir şey. Kesinlikle. Sosyal durumumuz için önemli bir şey. Öyle diyelim. Bir cümlesi olmak meselesini ben hep şöyle değerlendiriyorum. İnsanoğlu nasıl bir çevrede doğarsa doğsun, nasıl bir dünya görüşüne sahip olursa olsun, hangi dini takip ediyor olursa olsun, hangi inançla kendini yetiştirdiyse yetiştirsin, hayatının bir anında, bir yerinde, bir momentinde, bir noktasında şöyle bir yere geliyor. Akıp gidenle birlikte akıp gitmeye devam mı edeyim? Yoksa bu akıp gidenin dışına çıkma gayretinde biri mi olayım? Ne demek akıp giden? Dünya çok uzunca bir süredir büyük bir çılgın nehir olarak. Bilir misiniz çılgın nehirleri? Hani hatta bu çılgın nehirlerden bazılarını simülasyon yaparak çocuk parklarına falan da koymuşlardır. İçinde debelenir durursunuz. Bir kayık vardır, bir şey vardır. İçinde debelenir durursunuz. Sürekli sizi ıslatır. Evet. Yani sürekli sizi ıslatır. Dünya çok uzunca bir süredir çılgın bir nehir gibi. Akıp gidiyor. Önüne gelen herkesi içine katarak bulduğu her şeyi tabiri caizse sularının altına alarak yoluna devam ediyor. Şimdi burada insan teklerinin vereceği bir karar var. Bu akıp gidenle beraber akıp gidelim mi? Kendimizi bu suya teslim mi edelim? Yoksa bu akıp gidenin dışına çıkmaya dair bir gayret geliştirelim mi? Bir gayret geliştirelim mi? Bu gayreti geliştirmek ve bu kararı alabilmek hangi dinden, hangi inançtan, hangi anlayıştan olursanız olun, bu kararı verebilmek aynı zamanda karşılığında bir takım bedeller ödemeyi de göze alabilmeniz demek. İşte bir cümlemiz olsun meselesindeki cümle bence öyle bir cümle. Akıp gidenin dışına çıkma gayretini sergiletebilecek bize herhangi bir cümle. Biz Müslümanlar için o cümle dünya hayatının aldatıcılığı olabilir. Biz Müslümanlar için o cümle kendi kardeşinin hakkını, hukukunu kendinden daha fazla, kendi hakkın ve hukukundan daha fazla gözetmek olabilir. Bir cümle bizi, bir cümle, sadece tek bir cümle
bizi akıp gidenin dışına çıkartabilir ve bu çılgınlığa karşı bir direniş hattı oluşturma gayretini biz ortaya koyabiliriz. Ama cümlemiz yoksa, tek bir cümleye inanmıyorsak, tek bir cümlenin değiştirici, dönüştürücü, iyileştirici yanına inanmıyorsak, kollarımızı açalım. Akıp gidenle birlikte akıp gidelim. Evet. Yani benim bir cümleye sahip olmak bahsinden anladığım şey, en az bir cümleye sahip olmaktır. Ve o en az bir cümleye gözümüzün bebeği gibi bakmak, sahip çıkmak meselesidir. O cümle olunca da sadece o akıp giden nehrin dışına çıkmak değil ama o akışı da yön verebilmek kudretini de kendimizde bulabiliriz o halde. O kudretin bizde olduğunu zannetmiyorum. Nicelik olarak bizde olduğunu zannetmiyorum. Maalesef nitelik olarak bizde olduğunu da zannetmiyorum. Dünya denen çılgın nehri belirleme gücü çok uzun süredir Müslümanlarda değil, çok uzun süredir bizde değil. Bizim ancak, yani ben o yüzden bir direniş hattı belirlemek diye ısrarla söylüyorum. Yani bu akıp giden nehrin yönünü değiştirme hedefi kızıl elma, büyük hedef. En büyük hedef. Yani en büyük hedef. Yani bu akıp giden çılgınlığın yönünü değiştirme ve yeniden dünyayı mazlumların, mağdurların, hakkı yenmişlerin, ilahi kelime yok sayılmışların hakkını gözetecek bir adl ile, bir adalet ile yönetme meselesi bizim kızıl elmamız. O bizim büyük ülkümüz. Ama o büyük ülkeye ulaşmak ancak tek tek bu akışı reddeden, bu akışın dışına çıkma cesareti gösteren, bu akışın dışına çıkamasa bile bu akışın dışına çıkmak için gayret eden insanlarla olacak. Yani küçük küçük, küçük küçük bir kişi kendini sahile atacak, bir kişi daha atacak, bir kişi daha atacak, bir kişi atamayacak ama sahilde olanlara doğru el sallayabilecek en azından. Gibi bir organizasyonla ancak ben o büyük, yani bu çılgın nehrin akışının değiştiği günü görmeyi Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Amin. Bu dünya çılgınlığının, bu çılgın dünyanın değiştiğini görmeyi Allah-u Teala hepimize nasip etsin. O zaman Ramazan bize bu noktada fırsat var. Aslında tam bir fırsat değil mi? Siz böyle Ramazan'ı sabırsızlıkla bekleyen, sekinete ermenin, sakinliğe, kendisinin doğal getirdiği bir yorgunluk, bitkinlik de var. Bu süreçte tefekküre çok daha fazla ehemmiyet verdiğini söyleyen, okumaya, hatta bunun için Ramazan'da okuyacaklarım diye bir okuma köşesi yapan örnek bir abimizsiniz. İsimleri pek çok eserler var. Estağfurullah. Bu anlamda biz nasıl sekinete erişelim peki? Tam da o vaktindeyiz. Hem bir hemen, dünya perestliği de düşünelim. Hemen bireysel bir şey söyleyeyim. Ramazan-ı Şerif beni çok zorluyor. Birkaç bakımdan çok zorluyor. Şaşırtıcı gelecek belki. Bu cüsseyle mi diyesi tabii geliyor insan. Yani şöyle, açlık susuzluk değildir bu değil mi? Yani açlık susuzlukta zorluyor. O da mı var? Tabii açlık susuzlukta zorluyor. Şimdi televizyonda ismini zikredemeyeceğim bir bitki var. O bitkiden elde edilen çeşitli miskinatlar, ürünler var. O da beni çok zorluyor. o da beni çok zorluyor. Fakat yine de Ramazan-ı Şerif'in bu zorlamayı da şöyle anlayalım. Her zamanki yaşam ritmimizin dışına çıkartıyor bizi Ramazan. Zaten biz Ramazan'dan bizi her zamanki yaşam ritmimizin dışına çıkarmasını bekliyoruz. Yani işlerimizde biraz frene basalım, dünya derdimizi biraz azaltalım, ihmal ettiğimiz ne varsa, zikrullahımı ihmal ettik, dostlarla hasbihalimi gönül almayı mı ihmal ettik, yardımlaşmayı mı ihmal ettik, gönül almayı mı ihmal ettik? Allah-u Teala tabiri caizse diyor ki 11 ayı senin için yarattım. Bir ayı sen bana iyice yakınlaş diye yarattım. Tabiri caizse yani 11 ayı sana yarattım, bir ayı bana yarattım diyor Allah-u Teala. Gel bu bir ayda adam ol. Akıllı ol. Eyvallah. Kendini tekrar keşfet. Hani adam ol, akıllı ol. Kendini bir yokla. Bu gidiş nereye diye bir düşün. Çok uzun süredir ihmal ettiğin bir kitabın kapağını aç. O kitapta bir cümle sana bir ilham versin. Ne bileyim mesela bana bu Ramazan en çok ilham veren cümlelerden biri.
Hiç tahmin etmem nereden çıkacak karşıma. Neyse fiyâ kaidenin ilk cümlesi. Eşyanın hakikati sabittir. Tamam. Bunu düşünelim abi. Bir sonuca varmak gerekmez. Eyvallah. Düşünmenin kendisi ibadetmiş şu an. Kesinlikle. Tefekkürün kendisi ibadet. Bir sonuca varmak nasıl minallahi ve fetun garip. Bir sonuca evet. Varmak Allah-u Teala'nın katındadır yani. Allah-u Teala bize o sonucu verir, vermez, bahşeder. Yani biz onun o tefekkür sonucu bir doğru şey buluruz, bulmayız. Dolayısıyla Ramazan geliyor, zorluyor ve diyor ki bak elinde bir fırsat var. Değişebilirsin. Dün olduğun adam olmaktan çıkabileceğin muhteşem bir manevi iklim açıldı önünde. Dün olduğun adamdan, dün olduğun adam olmaktan vazgeçebileceğin bir atmosfer var önünde. Dolayısıyla gel, biraz sakinleş, biraz sakinleş. Zaten yumuşatıyor seni açlık, susuzluk. Hisset ama değil mi? Burada bir Ramazan'ı şöyle iliklerine kadar bir hissetme. Şunun için efendim zorlama olmazsa sanki o zaman sıradan diğer günlerden fark yok gibi. Yani eğer bir sahurda sahur yemeği yiyin de sahurda tıka basa direnç kazanacak şeylerin farkı olmalı. Ama gün boyu o yoksunluğu. Sahur yemeği yiyin hadisinin de devamı var. Sahur yemeğiyle orucunuza destek olun diyor Allah Resulü. Destek olun. Yani elbette Allah bizden güç takatimizin üzerinde bir şey istemeyeceği ama, için o yoksunluğu sahurda yiyeceğiz ama acıkacağız ya. Yani ama şöyle niyetle yemeyeceğiz. Şunu söylemek istiyor aslında Mehmet Hocam da. Yani, çok konuştuğumuz için aramızda bu mevzuları acıkmamak için yeme. Yani ben ne yersem daha az acıkırım, ne içersem daha az susarımın hesabını yapmadan sahur yap. Acık ya. Şimdi susa. Buna da böyle küçücük itiraz edebilir miyim Yunus Hocam? Evet yani orucun zorladığı bir kişi olarak şöyle küçük hakkınız tabii ki. Mesela gün boyu diyelim bizi neyin birazcık daha tok ve dinç tutabileceğini hesap etmekte ben çok bir beis görmüyorum. Ben şunu unutmakta çok büyük bir beis görüyorum. Gün boyu niçin aç ve susuz kalıyoruz? Biz bunu unutuyoruz. Bunu düşünmüyoruz. Bunu unutuyoruz. Yani açlığı hissetme, hissetmeme, susuzluğu hissetme, hissetmeme meselesi değil. Niçin açız biz ve niçin susuzluk hissediyoruz? Ve mesela bu açlığımızı ve susuzluğumuzu kendimizden daha büyük bir iradeye niçin teslim ediyoruz? Evet. Öyle ya. Ramazan-ı Şerif açlığını ve susuzluğunu giderme işini kendinden daha büyük bir iradeye teslim etme işidir. Ne demek istiyorum? En nihayet şurada bir su olsa ben bu susuzlukla o suyu lıkır lıkır içmem gerekir. Şuraya bir su koysanız. Engel olan kimse fakat, de yok. Fakat hali hazırda engel olan hiçbir şey yok buna yani. Burada yoksa kameraman abimize rica ederiz. Biz su buldururuz falan filan. Fakat Ramazan'da bu işler böyle olmuyor. Ramazan'da senden daha büyük bir iradenin varlığını bedensel olarak da hissediyorsun. Bunu unutmadığımız sürece mesela sahurda bir ne yesem beni biraz daha dinç tutar, biraz daha tok tutar diye düşünmenin çok bir tam da bu düşünmüyorum. İnsani yani. Bir duygudur bu zaten. Kesinlikle. Yani bunu inkar etmek mümkün tabii, değil. Tabii. Elbette. Tabii. Ama çok fazla hesaba kitabı da kalmadan yapmak lazım. O kötü yani. Yok yani, vitaminler almak özellikle yok. Bunu, tutan evet, hap varmış falan. Magazinsel anlamda tabii, ortaya tabii, dökenler tabii. Var. Bu anlamda söylüyorum. O rezalet bir şey. Yani. Şurada çok önemli ama yani sahurda da dinle değil mi? Kainatı, ümmeti, Gazze'de, Myanmar'da ya da Afrika'daki ülkelerde değil mi? Yani halini arz edenler ya da bizi Rabbimize şikayet edenleri de dinle, hisset ve ona göre gerekeni yap. Ah, Mehmet Hocam ne ilginç bir şey söyledin ya. Bizi Rabbimize şikayet edenler. Belki Müslümanların, belki ümmetin %70'i, 80'i, 90'ı bu Ramazan'da da bizi Rabbimize şikayet ediyor. Ya. Yani ben buradaydım. Artık kuru ekmeği falan da geçmiş durumda bazı coğrafyalarda durum.
Hani bir kuru ekmekle iftar açan kulların var ya Rabbi diyoruz ya mesela. Evet. Onu falan da geçmiş durumda. Yani bir su bulursa onunla ot kaynatırsa bir karnını yudum, doyuracak. Bir şey temiz olacak, suya bir şey ulaşmak. Bir temiz suya ulaşmak Müslümanlar için büyük mesele. Bir şeyin. Dolayısıyla Rabbimize bizi şikayet edenleri de hissetme başlı. Mehmet Hocam'ın söylediği bahis, hatırlattığı bahis hepimizi çok korkutmalı, çok irkiltmeli. Bir şey yapmak üzere harekete geçirtmeli. Biz dün iftarı dışarıda bir yerde yaptık. Önce rahmetli Salih Mirza Beyoğlu'nun bir anmasına katıldık. Sonra üniversiteden iki arkadaşım geldiler. Beni bir yere iftara götürdüler. Açıklık bir alanda yani işte bir akşam yemeği mesabesinde bir lokantada bir yemek yedik tabii. İftar olunca lokantalarımızda belki bunu da konuşmak lazım. Lokantalarımızda çok fazla abartıyor. Hani çok fazla bir servis şu bu. Biz yemeği bitirdik. İftar yemeğini bitirdik. Doğrusu tabak, ortaya gelen tabaklardan birinde bir miktar yemek kaldı. Bir Suriyeli anne geldi. Ya ben o yemekleri alabilir miyim? Dedi. Sofrada kalan yemek yani, tabakta kalan yemek. Tabii alabilirsin dedik. Aldı götürdü ama böyle bir belirgin bir sessizlik oluştu masada. Yani belirgin bir sessizlik oluştu. Çünkü hani bu arada kadının Suriyeli olması önemli değil. Ermeni olsaydı önemli değildi. Ezidi olsaydı kesinlikle önemli değildi. Ne o önemi an var yani? O an bir Suriyeli anne denk geldi. Bir anne çocuklarını doyurmak için senin tabağında kalmış yemeğe ihtiyaç duyuyor. Burası dünya. Burası evet, dünya. Burası bizim dünyamız. O anne o akşam çocuklarını doyuramasa ve bizi Rabbimize yahut Ermeni olsa, Yunan olsa fark etmez, Rabbine inandığı her neyse ona şikayet etse, biz bunun yükünün altında eziririz. Eziririz yani. Ben böyle evet, hissedeceğimiz Ramazanlara, böyle Allah hissedeceğimiz anlara Allah eriştirsin inşallah. Diye. Evet. Yani eriştirsin inşallah. Ya işte sözün bittiği yer burası hani. Ne söyleyeyim şimdi, ne sorayım, nasıl gireyim cümleye? Hakikaten burası sözün bittiği yer. Hepimiz o zaman en yakınımızdan başlayalım kıymetli seyircilerimiz. Yani mutlaka vardır 3 sokak ötemizde bu akşam çocuklarıma ne yedireceğim diyen, kıymetli İsmail abimizin dediği gibi etnisitesi ne olursa olsun mutlaka bir insan vardır çocuklarını o akşam ne yedireceğim kaygısı güden. Ya da Afrika'da bebeğine bir kaşık mama veremediği için ya Rabbi insanlık duymadım sesi diyen mutlaka birileri vardır. Güvenilir hayır kuruluşlarıyla, komşularımızla, bizzat kendi elimizde, öyle değil mi, çocuklarımızla, biz çocuklarımıza eğer Ramazan medeniyetimizi, bu milleti en büyük değeri olan paylaşmayı yaşayarak bizzat kapı çalıp birlikte, sizin yazılarınıza da çok geçiyordu efendim, Ramazan kolilerini bizzat biraz da kendiniz taşıyın yahu, bedenen bu hazzı yaşayın. Sadece doğrudan yardım göndermek eyvallah güzel ama bizzat hissedin duygularını. Bununla ilgili fırsatınız oluyor mu? Estağfurullah, işin o kısmını değil ama çocukluğumdan bir meseleyi anlatmak eyvallah, isterim. Eyvallah, lütfen. Şimdi hepimizin çocukluğuna dokunan bir mesele diyeyim. Şimdi Allah uzun ömürler versin, 87 yaşında bu sene büyük babam. Babaannemi 2 sene önce kaybettik, rahmetli oldu. Benim çocukluğumda Ramazan şöyle bir şeye vesile olurdu. Babaannem bir ya da iki kez komşuları, bir ya da iki kez de uzak yakın fukarayı evine iftarda ağırlamak üzere davet ederdi. Yani Ramazan boyunca 4 ya da 5 kez. Babaannemin evi de öyle
Konak falan gibi hayal etmeyin. Yani üç odası var. Bir odası zaten yatak odası. İki oda kalıyor geriye. İki odadan birinde hanımlar, birinde erkekler iftar yere kurulmuş iftar sofralarına oturarak iftar ediyorlar. Ve Allah ne verdiyse. Yani tarhana çorbası, bulgur pilavı, belki Ramazan-ı Şerif nedeniyle bir tavuk, et, bir şey yani. Ama şu olurdu, 20, 25, 30 insan, kadınlı, erkekli, bir kısmı içeri odada, bir kısmı bu odada, birbirimizle eşitlenebileceğimiz kadar eşitlenmiş hissederdik kendimizi. Değil mi? Komşuluk böyledir ya, yani. Birbirimizle evet. Eşitlenebileceğimiz porsiyon kadar ayrım bile yok. Aynı sahana kaşık tabii. Sallıyorsunuz. Eşitlenmiş hissetmek yani. Komşuluk böyledir. Fukaralık böyledir. Aksi takdirde ne olur? Aksi takdirde sizin önüne, bu çok kıymetli bir şey ama, sizin önüne sürekli yardım kolisi koyup kendisiyle hiç temas etmediğiniz fukara ya, size karşı bir öfke biriktirir. Eyvallah. Ya da siz fukarayla hiç temas etmezseniz dünya malına meyliniz artar. Çünkü fukara en fazla bize, diyelim durumu iyi olanlara, fukara şunu hissettirir. Öyle diyelim. Yahu en nihayet dünyada nimeti benden daha az ama yüzü benden daha çok gülen insanlar var. Senin başlangıçta anlattığın hikaye gibi. Fukara da zenginle temasta şunu hisseder. Ya Rabbi, ona daha çok nimet vermişsin ama onun da dertleri varmış. Onun da üzüntüleri varmış. Onun da tasaları varmış. Dolayısıyla fukara ile zenginin temasını, fiziki temasını hiç kaybetmemek lazım. Kesinlikle. Hiç kaybetmemek lazım ama şimdi bugün Latin Amerika ülkelerinin bazılarında, Hindistan'da, hatta artık ülkemizde, Avrupa'nın bazı ülkelerinde kapısındaki güvenlik görevlilerini aşıp içeriye giremeyeceğiniz son derece güvenlikli sitelerde sadece zengin üst sınıfın yaşadığı bir hayat, bir de fakir gettoları, fukara gettoları dediğimiz gettolarda içine tek bir zenginin giremeyeceği, korkudan giremeyeceği fukara gettoları oluşuyor dünyada. Hindistan'da bunun çok sert fotoğrafları var. Yolun bir yanı tenekelerden oluşmuş evler, yolun sağ yanı kale gibi korunaklı ultra lüks villalar. Bu manzaralar yavaş yavaş Türkiye'de de oluşacak, oluşuyor. Bu bizim toplumsallığımızı, bu bizim sosyolojimizi çok zedeleyen bir şey. Böyle şeyleri anlatırken insanlar zannediyorlar ki nostalji yapıyoruz. Ne güzel de eski Ramazanlar diyoruz. Hayır, nostalji yapmıyoruz. Sofraların fukaraya açıldığı Ramazan iyi Ramazan'dır diyoruz. Yoksa nostalji yapmıyoruz. Yani çocukluğun, diyelim 40 yıl önce çocukluğumu hatırlıyorum. 35 yıl önce çocukluğumu hatırlıyorum. Ve diyorum ki orada, sofrada, kalpte fukaraya açılırdı. Şimdi açılmıyor. Bunu söylüyorum. Nerede o eski Ramazanlar demiyorum yani. Evet. O Ramazan'la bu Ramazan'ın arasında nitelik olarak hiçbir fark yok. Aynı sofrada buluşsak. Oruç o zaman da, farz bu zaman da. Eyvallah. Evet. Aynı sofrada bir buluşmayı başarsak buluşsak, yine gerçekleşecek. Yine gelecek eski kesinlikle. Ramazan yani. Yine gelecek yani eski yüzündeki Ramazan. Hüznü göreceğiz, çizgiyi göreceğiz değil mi? Akşamdan hanımdan yediği fırçayı göreceğiz. Ya birbirimizi okuyacağız. Tabii, ya birbirimizi tabii, dinleyeceğiz. Tabii. %100 böyle. Ya vesile olsun böyle. İnşallah. İşte insan insanın kurdudur anlayışı yerine ki şu anda dünyada hakim kılınmaya çalışılan anlayış, hani 17. yüzyılda yaşanan olay geldi tekrar aklıma da, bir köyde yaşayan insanlar daha fazla para kazanmak için kitleler halinde başka bir şehre göç etmeye karar veriyorlar. İşte bahar aylarında çıkacaklar, bir sonraki bahar ayına oraya ulaşmayı hedef ediyorlar. Hedef olarak koyuyorlar kendilerine. 17. yüzyıla tabii. O zaman vasıta yok ya, yani gidecekler. Fakat planlıkları gibi gitmiyor. Bunlar bir mağaraya sığınmak zorunda kalıyorlar. Aylar geçiyor. Yetkililer bunları aramaya çıktığında işte 250-300 kişilik bir grup, bir kısmı ölmüş. Normalde diyorlar ki kim ölebilir? Yani bu kadar meşakkate kim dayanamaz?
işte sakatlar, hastalar, güçsüzler, zayıflar. Ama tam tersi olduğunu görüyorlar. Daha güçlüler, metanetli olanlar hayatlarını kaybetmişler. Diğerleri hayatta. Bakıyorlar ki aileleriyle beraber, akrabalarıyla beraber bir tesanüt duygusuyla, dayanışma duygusuyla yola çıkanlar hayatta kalmışlar. Hı. Dolayısıyla aslında insan insanın kurdundan ziyade şu anlayış, tabii ki bizim İslami anlayışımız ve olması gereken anlayış, insan insanın devasıdır. Devasıdır. Yani yardımlaşma dediğimiz şey, bugün milyonlarca koli dağıtılıyor. Milyonlarca lira yardım yapılıyor. Öyle değil mi? Ama maalesef bir hafta boyu yol alamıyoruz. Yoksulluk vererek değil, mücadele ederek ortadan kaldırılabilir. Evet. Onu hiç unutmamak lazım. İslam'ın yoksulluğa yaklaşımı böyledir. Vererek değil, evet. Vererek mücadele ancak ederek. Ona imkanlar sunarak, tabii, belki iş kurması sunarak. Onun da yani bir sözünüz vardı galiba, çok özür dilerim. Hani öyle bir zekat verilebilmeli ki o kişi önümüzdeki yıl zekat verecek güce kavuşabilir. Güce kavuşsun. Ya, felsefe yani, bu olmalı. Bu, yoksa sürekli alışılmış bir tembellikle, çaresizlikle sen hep zekat almaya mahkumsun. Bu bakış açısıyla olmamalı bu yardımlar. Yani bunu İslam tarihinde başarılmış örnekleri var bunun. Bugün de başarılabilir. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu yıl zekat verdiğim insanın gelecek yıl zekat verebilen hale gelmesi, verebilir hale gelmesi, hem ekonomik genişliği, hem fakirlikle mücadeleyi, hem istihdamla mücadeleyi büyük oranda rahatlatabilecek bir İslam ekonomik düzeni kurabilir bize. Bununla ilgili geçmişte yaşanmış örnekler vardınız. Kısa bir aradan sonra Eyvallah. O örnekleri de zikrederek inşallah Eyvallah. Bir eser Eyvallah. Arası vereceğiz. Değerli izleyiciler, ardından kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Aşkında ol sadıktır, bir kez içen aşıktır. Aşkında ol sadıktır, aşk ona her layıktır. Mecnun ile fermade, can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Ay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Ay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam edecek.
Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam ediyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yuridu harsel âhireti nezid lehu fî harsih. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ دين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة
ثبت في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Efendim, ekonomik gelişmişliği sağlayıcı veya sağlaması gereken bir unsur olarak zekattan bahsetmiştik ve geçmişten bir örnek vereceğiz demiştik izleyicilerimize. İsmail abi, buyurun. Yani genel manada şunun örneğini vermek lazım. İçinde bulunduğumuz şehrin örneğini vermek lazım. Şimdi zekat dediğimizde aklımıza Rabbimizin bizi vermekle mükellef kıldığı ibadet gelsin ama elbette gelecek ama bunu bir üste daha taşıyalım. İslam ekonomisi en genel manada dayanışmacı bir iktisadi düzen öngörür. Dayanışmacı bir iktisadi düzen öngörür. Orhan Gazi, şu içinde bulunduğumuz mübarek şehri Bursa'yı, Bursa mübarek şehirdir malum. Yani bizim az sayıdaki mübarek şehrimizden biridir. Maneviyatlı olan, şehir. Tabii tabii, ruhu olan manasında mübarek. Evet. Elimizde kalan az sayıda mübarek şehirden biridir. Orhan Gazi bu şehri aldığında bu şehrin sur içinde 9 dükkandan oluşan bir ekonomisi var. 9 dükkandan oluşan bir ekonomisi var. Evet. 1336 yılında yani şehir fethedildikten 10 yıl sonra İbn Battuta Bursa'ya geliyor ve diyor ki ben Bursa'daki kadar ticareti canlı, Bursa kadar ticareti canlı pek az şehir gördüm diyor. Burada diyor ahi tekkeleri var. Ahi dervişleri var. İnsanı diyor şehre girerken şehrin girişinde kapışıyorlar. Sen mi misafir edeceksin, ben mi misafir edeceğim diye. Şehrin girişinde ahiler kapışıyorlar insanları. Fakat diyor bir taraftan da 3 gün misafir edip anlıyorlar ben hırlı mıyım, hırsız mıyım, it miyim, uğursuz muyum. Onu da anlıyorlar, uyanık da adamlar diyor. Şimdi sen bir dayanışma teşkilatı olarak ahiliği geliştirirsen şehirde zekat düşecek fakir aramaya başlarsın bir süre sonra. Yani o dayanışmacı yaklaşım, o dayanışmacı yaklaşım ve tabii şimdi burada İslam ekonomisini bir üst aşamada alakadar eden bir şey de söyleyeyim. Osmanlı iktisadının niçin çok uzun süre çok iyi gittiğine dair. Birincisi vakıf meselesi malum. Ama ikincisi de vergiyi kazançtan, doğrudan doğruya kazançtan alma meselesi. Şimdi burada kapanlar var. Kapanhan var Bursa'da biliyorsunuz. Kapanhan. Evet. İstanbul'da un kapanı var. Bal kapanı var. Çeşitli kapanlar. O kapanlarda devlet alıcıyla satıcının birbirlerine mal alıp satmaları üzerinden vergi aldığı için tartıyor,
kapan ona deniliyor zaten malum. Bal kapanı, un kapanı. Tartıyor. Ve alıcıyla satıcının doğrudan o alışverişi üzerinden vergisini alıyor. Yani kimseyi vergi borcu altında inletmiyor. Ne zamana kadar? Osmanlı ekonomisi bozulana, ifsad olana kadar. Dolayısıyla zekatı, şimdi Allah-u Teala'nın bize zekat verebilirsiniz dediği yedi zümre var. Miskinler, fakirler, müellefi kulüp, yani kalbi İslam'a ısındırılacaklar. Azat olacak köleler, sadaka ve zekat toplamayla görevli memurlar, Allah yolunda gayret edenler, yolda kalmışlar ve borçlular. Yolda kalmışlar ve borçlular. Şimdi biz Allah-u Teala'nın bu hikmeti mucibince zekatımızı bu yedi zümreye de, bugün bu yedi zümrenin tamamı yok diyelim. Yani zekat toplamak için görevli memur artık yok diyelim. Azat olacak köle yok, var mı yok mu? Bundan çok emin değilim. Bunu bir tekrar oturup konuşmak lazım. Evet. Yani kölelik meselesini bir tekrar oturup konuşmak lazım. Bugün modern dünyada köle var mıdır, yok mudur? Köle azat etmek ne demektir? Bütün bunları bir oturup konuşmak lazım ama diyelim o da yok. Ama borçlu var. Yolda kalan var. Allah yolunda gayret sarf eden var. Allah yolunda ilimle, cihatla uğraşan var. Biz sadece fakirlere ve artık miskinlere bile değil yani fakirlere zekat vermeyi, bir de belki ilim ehline, ilim talebeye zekat vermeyi, zekatın asli haline getirmişiz. Oysa mikro kredi yöntemiyle bu sene, yani hibe mikro kredi, kredi deyince evet, hemen aklımıza evet, şey geliyor ya, faiz evet, üzerine bir şey. Hibe kredisi. Karla sen gibi hibe edilen. Hibe edilen, yani dünyada adı mikro kredi olduğu için evet, hibe edilen mikro kredi yöntemiyle kurulmuş zekat fonları var. Dünyada Müslümanların işlettiği 3-4 taneler ve başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Küçük girişimler bunlar. Yaygınlaşamıyorlar. Mesela bu yöntemle bu sene zekat alan bir Bursa köylüsü, zekat almak zorunda kalan bir Bursa köylüsü, dün hayatı 100 bin lirayla gelecek yıl zekat verebilecek duruma gelebilir mi? Gelebilir. Gelebilir. Bir genç girişimci 100 bin lirayla bir parlak fikri hayata geçirip gelecek yıl zekat verecek duruma gelebilir mi? Gelebilir. Bir esnaf, şimdi borcuyla, derdiyle inleyen bir esnaf. Ama mesela ne diyoruz biz bir esnafa? Sen esnafsın ya, sana zekat mı düşer? Borçluysa zekat ona düşer. Evet. Yani ona düşer. Şimdi onu bu yıl kalkındırmayı başarabilirsen, gelecek yıl o bir başka Müslümanı kalkındırmayı başarabilir. Bir de esnaf olduğu için mahallesine sahip çıkar. Mahalledeki yoksulları zaten doyurur, giydirir ve yıl boyu bunu yapar değil mi? İstihdamın önünü açar, çalıştırır. Ekonomik genişleme oluşturur gibi. Bütün bunlara kafa yormak yerine biz biraz tembellikle mi, biraz konfor alışkanlığıyla mı, biraz bizim alıştırıldığımız şekilde mi? Mesela şimdi bir şey söyleyeyim ama bana kızmayın ne olur. Ben eğitim faaliyetlerine zekattan bunca pay düşmesini birazcık yadırgamamız gerektiğini düşünüyorum. Ya da şöyle ifade edeyim de kimseyi kızdırmamış olayım. Allah-u Teala'nın zekat verin dediği toplumsal kesimlerin tamamına zekat vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle izah edeyim. Yani sadece fakirlere ve birini diğerini öncelemeden evet, hepsinin eşit sadece vaziyette, fakirlere ve eğitime değil tamamına eşit derecede bir alana yığmadan hepsini. Bir evet, alana yığdığımızda ifrat ve tefrit malum, bir alana yığdığımızda mutlak yoksulluktan kurtulmak istemeyen yoksul diye bir statü var dünyada. Evet. Ne demek bu? Yani hayatını sürdürebilecek asgarinin asgarisi gelire devlet tarafından kavuşturuluyor. Diyelim bu Türkiye'de 1000 liradır, 1200 liradır, hadi 1500 liradır ya da 1200 liradır. Yani devletten, devletin kurumlarından, şuradan buradan elde ettiği paranın 1200 lira olduğunu düşünelim aylık. Diyor ki ya ben şimdi kalkıp
sabahtan akşama bir işte çalışarak aylık 2000 lira asgari ücret alacağıma biraz böyle şu 1200 lirayla idare edeyim. Yani zaten zekat da gelir bana. Zaten zekat gelir, sadaka gelir. Mutlak yoksulluk pozisyonunu kabul eden bir anlayış hakim olur. Allah muhafaza. Değil mi? Bu da gelişme ve İslami kalkınmayı da her şeyin önüne geçer. Dolayısıyla ifrat ve tefrit. Rabbimiz Allah Teala bize zekat verecek cümleleri ayet-i kerime ile vahiy ile ortaya koyuyor ve diyor ki bu 7 sınıf. Biz bu 7 sınıfı bir sınıfa, iki sınıfa indirirsek orada ya bir ifrat oluşturacağız, evet, ya bir tefrit oluşturacağız. Kulakları çınlasın. Mehmet Görmez hocamın, Diyanet İşleri eski başkanımız Mehmet Görmez hocamın çok sevdiğim bir lafı vardır. İfratla tefrit sonuçları bakımından aynıdır diyordu hocam. İfratla tefrit, yani bir ortalamanın her iki yönde giden uçları sonuçları bakımından aynıdır. Yani hiç zekat vermemekle zekatı sadece tek bir cümleye hasretmek, ifrat ve tefrit olarak tanımlayabilirsek bunu, sonuçları bakımından aynıdır, faydasızdır. Faydasızdır. Ya da hayra götürmeyecek bir şey. Hayra, beklenen hayrı, murat ettiğimiz hayrı, en önemlisi bizim murat ettiğimiz hayırdan daha önemlisi Allah-u Teala'nın, evet, murat ettiği hayrı. Ama bugün tabii ironi yaparak söylüyorum. Birçok kişi zekat verecek kimse bulamıyor abi, ona ne diyeceğiz? Hocalara gidiyorlar, ya hocam benim zekatım var, verecek kimse bulamıyorum. Bana gelsinler, bana gelsinler. Eyvallah. Ben çok sayıda genç girişimciyle, çok sayıda bu yıl istediği 30 tane keçiyi alabilse, gelecek yıl 60-70-100 keçilik bir keçi sürüsüne hükmedebilecek çalışkan köylülerimizle, çok zor durumda esnaflarımızla tanıştırayım onları. Evet. Yani evet. O öyle hocalara Ramazan'da en sık sorulan sorulardan, evet, biri değil yani mi hocam? Yani zekat verenler açısından da problemli bir zamandayız. Zekat alanlar açısından da. İsmail abinin dediği gibi adam işte 1200 lira, 1300 lira, 1500 lira bana yeter, zekat ver, sadakada gelir beni bulur deyip miskin bir şekilde otururken, bir tarafta bunun mücadelesini yine onun gibi vermek zorunda olanlar da ben işte zekat verecek kimse bulamıyorum, göremiyorum. Halbuki kıyamet kadar neticede çok 7 sınıf var. O zaman hani güvenilir kuruluşlarımızın yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Hızdayı gibi İsmail abiyi de eklemek durumundayız. Çünkü bu düşünce konuşulmalı. Şu açıdan bugünkü yazı da mutlaka, aslında kıymetli izleyicilerimiz imkanımız olursa, Yeni Şafak'ta köşesi var İsmail abimizin ve bugünkü yazı da zekat minvaline biraz daha yeni yaklaşımlar. Yani bir gözden geçirmemiz gereken hususlar diye inşallah onu da bir takip edelim. Şunu eklemeden olur müsaade edin. Diyanetimiz, güvenilir yardım kuruluşlarımız, STK'larımız elbette çok önemli ve çok büyük işler yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Benim bir kardeşleri olarak, bir gönüllüleri olarak onları eleştirmek aklımın ucundan bile geçmez. Evet. Sadece diyorum ki işi, bu meseleyi buraya doğru da birlikte düşünelim. Evet. Birlikte düşünelim. Çünkü mesela malum kağıt toplayıcı insanlar var. Bursa'da da vardır büyük ihtimalle. İstanbul'da bizim açımızdan bir toplumsal, evet, sınıf artık o kardeşlerimiz. Yok, burada İsmi Muhammed olan Afganlı pek çok gençle tanıştık efendim. Şimdi Afganlar. Şimdi mesela şöyle bir şey duydum. Bunun doğruluğunu tespit etmeye çalışıyorum şu aralar. Bu kağıt toplayıcı arkadaşlarımızın kağıtları sattıkları kilo, yani kilo başı 0.15 kuruş. Yani 0.15 kuruş. Fakat kağıdın kendisi fabrikalara 0.30 kuruşa satılıyor. Yani bu kardeşlerimiz üzerinden birileri %100 rant elde ediyor. Mesela bu fantezi mi? Evet, fantezi ise fantezi. Bir Müslüman iş adamı, bir Müslüman organizasyon bu çocukların emeklerini zayi etmeyecek şekilde. Ya siz bu kağıtları topluyorsunuz. Kağıt toplamak malum geri dönüşüm bakımından da muazzam bir iştir. Tabii. Bu kağıtları topluyorsunuz. Bu sizden 15 kuruşa alıp 30 kuruşa satan
insanları ben pas geçiyorum. Ben bu organizasyonu ben yapayım. Gelin 30 kuruşa doğrudan ben alayım sizden dediğinizde bu kardeşlerimizin ekonomik durumu %100 iyileşmiş oluyor. %100. Evet. Ben diyorum ki acaba buraya kadar düşünelim mi iyilik işini? Buraya kadar düşünürsek dünya daha güzel bir yer haline gelir mi? Afganlı bir kardeşimiz diyelim 19 yaşında bir Afganlı çocuğun, Afganlı kardeşimizin Türkiye'de kağıt toplamaktan başka bir de son derece yanlış şekilde çöp karıştırmak deniliyor insanlar tarafından. Efendim onun adı çöp karıştırmak değil. Onun adı kağıt toplamak. Onun adı ayrıştırmak. Onun adı geri dönüşüm. Ekonomiye kazandırmak. Tabii ekonomiye kazandırmak. Topluma kazandırmak. Büyük bir boşluk var Türkiye'de bu hususta. Biz çöp ayrıştırma işinde henüz istediğimiz seviyede bir ülke değiliz. Büyük bir boşluk var. Bu kardeşlerimiz de ülke ekonomisi lehine bu büyük boşluğu değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz hakkında çalışan STK'larımız var mı bizim? Vardır inşallah. Vardır inşallah. Diyelim müftülüklerimiz bu kardeşlerimiz için Afgan diyorsunuz. Bu kardeşlerimiz Müslüman demek ki. Kesinlikle. Suriyeli diyoruz. Bu kardeşlerimiz Müslüman demek ki. Müftülüğümüz mesela müftülüklerimiz elbette çalışıyordur. Bu kardeşlerimizin dini bakımdan, sosyal bakımdan dertleriyle zaten ilgileniyorlardır. İlgilenelim diyor. Sadece benim önerdiğim şey biraz daha Allah'ın dinini geniş görmek. Allah'ın yani dinini bu, geniş görmek. Ramazan imsakiyesine herhalde girmeye vaktimiz kalacak efendim. Şöyle ki geçen yıl siz her Ramazan öncesi Ramazan imsakiyesi geçen yılki yazıydı. İkinci bölümde bunu konuşalım ama sadece o Ramazan imsakiyesinde 20. günde bir şey vardı. Müslümanlar şunu düşünmeli artık. Ne yaparlarsa daha güzel insan olurlar diye. Mülk suresi 2. ayet-i kerimede "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele." O güzel amel üzerinde aradan sonra olmazsa başlayalım. O imsaki üzerinde sorularımız olacak efendim. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra Recep Altaş hocamın sesinden güzel bir eser dinliyoruz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim mağrudum Allah, bizleri de mağrum eyleme Allah. Halas eyle nardan Allah, ayırma dildarından Allah. Halas eyle nardan Allah, ayırma dildarından Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Şükür erdik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Şükür erdik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Efendim İsmail Kılıç Arslan abimizin her sene Ramazan ayında yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılından beri değil mi? Yazmaya başladığımdan beri.
böyle motto olabilecek vecize sözler içeren Ramazan imsakiyeleri var, Ramazan önerileri var. Ramazan yazıları var. Ramazan yazıları var. Eyvallah. 18 evet. yılındaki yazı Ramazan imsakiyesiydi. Evet, şöyle ki ben özellikle hani asarız ya böyle evlerimize, her gün geçtiğinde çocuğumuzla beraber çeteli atarız. Bir günü daha ya Rabbim yerine getirdik, kabul eyle diye. Onların yanına asılması gerektiğine inandığım her güne harikulade mesajlar içeren ben birkaç günü şöyle özetleyip pası size vereceğim. Birinci günü tefekkür ile başlamalı. Ramazan'a erdim hamdolsun. Düşünmeli üzerinde insan. İkinci günde sofrasını ve kalbini bir komşusuna, bir dostuna mutlaka açmalı. Paylaşmanın en anını yaşayabilmeli. Üçüncü günde bir ayet seçmeli ve Allah benimle doğrudan ne konuşuyor, bana özel ne söylüyor düşünmeli. Dördüncü günü mutlaka çıkınını alıp ekmek, zeytin, peynir de olsa parkta, bahçede, kenarda, sahilde, kırda bir yerde Allah'ın bütün kainattaki tasavvurunu görerek iftarını etmeli. Bu böyle uzayıp gidiyor da benim en çok etkilendiğim ya bir çocuk, bu mülteci olur, bizim çocuğumuz olur. Onun iftar sevincini bir çikolatayla, bu senin bugünkü iftarlığındır, benden sana hediye diyebilmek. Ya da mahallenizde mutlaka bir öğrenci evi vardır. Bunu Bursa'da biz yazınızdan önce başladık ama şimdi daha da yapıyoruz. Değil mi Yunus Bey? Bütün KYK'larda kalan gençlerimizi manevi danışmanlarımız aracılığıyla mahallelere, sokaklara götürüyoruz. Teyzeleriyle, amcalarıyla birlikte sofrada buluşuyorlar. Bu ne yaygınlaştırılabilmeli. Şey. Şimdi demin unuttum, eksik kaldı. Rahmetli babaannem, bir büyük çorba kaynatırdı. Caminin, bizim camimizin altında, Ankara'daki camimizin altında 15-20 talebe kalırdı. Bir ucundan ben, bir ucundan kardeşim tutardık büyük bir tencere. Düşürmemek için gayret ede ede 30 Ramazan çorba götürürdük oradaki abilerimize. O abilerimiz de zaman zaman bize iftara gelirlerdi yine. Yani öğrenci evi dedi mi, ben de 8-9 yıl boyunca öğrenci evinde yaşamış biri olarak öğrenci evi dedi mi içim cız eder. Bir kere yanlışlıkla kapımız çalınmıştı. Bir kız çocuğu yanlış bir eve geldiğinin farkında olmaksızın bize aşure ikram etmişti. Aşure vermişti. Bunu annem gönderdi. Yani başka birisine götürürken yanlışlıkla. Evet, başka birine götürürken yanlışlıkla. 3 yıl oturduğumuz bir apartmandı. 3 yıl boyunca şurada da öğrenci çocuklar var diye hatırlandığımız tek an o yanlış aşurenin bize geldiği andı. Evet. Bunlar onların varlığıyla güzel Ramazan ama ya. O ya böyle Anadolu'dan gelmiş, sizin şehrinize emanet edilmiş. Burada manevi babaları, teyzeler, amcalar var. Bu ne? Sahip çıkabilmek adına. Hani biz Diyanet Gençlik Koordinatörü olarak bunu yapıyoruz. Pek çok STK yapıyor ama bunun da kurumsallaşması lazım değil mi? Her Ramazan'da gözler, sadece Ramazan'da da değil, sair zamanda bile pişen tencereden bir kabı oğlum üst kattaki ablalar ya da kızım işte yan taraftaki öğrenci abilere mutlaka götür diyebilmek. Evet. Ve bunlar çok güzel hasletler. Bunlar bizim çok rahatça yapabileceğimiz şeyler. Bir de şimdi sen imsakiyeyi okurken, ben tabii yazdım yazalı okumuyorum imsakiyeyi. Bilmem, hiç böyle son anda etrafta bir trafik gürültüsü yokken 3-4 kişi bir kırda, bir ormanda iftar ettiniz mi? Yani bu geçen Ramazan bu, Orhan Elde yapmıştık. Bir dere kenarında, kenarında ama kalabalık değil. 4-5 kişi. Yani çünkü şunu, birdenbire bir sessizliğin olacağının garantisi var o 4-5 kişi arasında. İftara birkaç dakika kala. Sizden başka her şeyin işlemeye devam ettiği ve sizin de sizden başka her şeye teslim olduğunuz eşsiz bir an. Kainat orada, kainatın sesleri orada, rüzgar orada, kuşlar orada. Siz de o kainatın, o muazzam dengenin, o muazzam doğanın küçük bir parçası olduğunuzu neredeyse içinize çekilerek hissediyorsunuz. O yüzden benim açımdan bir deniz kenarında, bir dere kenarında, bir dağ başında
kainatla bütünleşerek, kainatı bir an olsun duyma başarısı göstererek iftar etmek imsakiye de o nedenle yani. Eyvallah. Yani 5 yıldızlı otellerdeki iftarlardansa âlâ diyorsunuz. Eyvallah. Kabul etmemeye gayret ediyoruz. Yine de kaçamadığımız bazı davetler oluyor elbette. Kırmaktansa gitmek lazım dediğimiz. Ama 5 yıldızlı iftar daveti, 5 yıldızlı otellerde iftar Müslümanlara yakışan bir şey değil. Daha makul mekanlarda. Sonradan girdi bunlar bizim hayatımıza ama bir şekilde insan alışıveriyor değil mi? En şey duygu galiba alışkanlıklar. Evet. Bunu tekrar ısrar edilebilir. Bu çok şey değil. Hani o sofralarda 4-5 masa muhtaç olan kardeşlerimizin oturtulması da bunu meşru kılmaz değil mi? Kılmaz. Yani, kılmaz. Daha, yani böyle... daha şey mekanlarda demiyoruz ki yani modern hayat bu. Bundan mutlaka, kaçış yok. Mutlaka. İşte bu modern hayatın sana sağladığı bazı güzellikler var. O güzellikleri de insan tatmak istiyor. Elbette bir restoranda, lokantada onun da ayrı bir güzelliği var iftar etmenin. Fakat işin ucu israfa vardığında... İsrafa varmaz. İşin ucu israfa vardığında... Çünkü o 5 yıldızlı otel iftarı dediğimiz iftarlar görüyoruz. İsraf. Yoksa ben dün işte demin girişte anlattım yani. Ben dün iki arkadaşımla dışarıda iftar ettim ve biz de bir miktar yemek artırmak durumunda kaldık çünkü... Biraz restoranlarımızı, lokantalarımızı falan da bu konuda Diyanetimiz belki böyle şeyler yapabilir. Biraz eğitmek lazım. Gerçekten çok porsiyonlarla çok veriyorlar yani. Eyvallah. Yani, son 5 dakikamız kaldı. İsraf, Ama israfın önüne geçilirse tabii ki buralarda da mutlaka iftar edilebilir. Yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi yani, hayatımızın birer parçası ama tamamında bunlar meşgul etmemeli. Mesela şeyi ihmal etmemeli. Yine o imsakiyede geçen bir çocuktan orucunu satın almak. Yani o tekne orucu. Biz bu şuuru çocuklara, gençlere böyle vereceğiz değil mi? Şimdi belki Bursa'da da yapıyorlardır Ali Nur Başkan. Allah selamet versin. Eyvallah, yapıyordur. Ben bu sene İstanbul'da en çok Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köker Bey'in, Köken Bey'in özür dilerim, yaptığı tekne iftarlarına bayıldım. Tekne orucu iftarları. Çocuk iftarları. Çocukları öğle namazına yakın bir araya getiriyor. Çocuklar güya oruçlu. Çok güzel bir sofra kuruyor çocuklara. Eyüp Belediyesi. Çocuklar oruçlarını açıyorlar. İşte ne bileyim hamburger falan gibi çocukların çok hoşuna gidecek şeylerle. Sonra birer küçük hediye alıyorlar. Balonlar var. Orada şeyler var falan. Şimdi bir çocuk için Ramazan nasıl başka türlü unutulmaz hale getirilebilir ki yani. İnanın bunu müftülükler yapıyor. Bursa'da yapıyoruz. 4-6 yaşlarda şimdi var ya 4-6 yaşlarda biz bu oruçları günde 2 tane. Bir öğlene sonra başlayanlara. Pazartesi, salı, çarşamba. Bu hafta full var. Biz de davet Osman Gazi müftülüğümüzün var. Bizler de katılıyoruz. Çocuk iftarları değil mi? Çocuk iftarları. Ya, çok güzel hocam. Çok güzel. Onlar da güzel Ramazan. Gerçekten. Bunun çoğalması lazım. Çünkü biz Ramazan'ı öyle güzelliklerle, sahura kalkma heyecanıyla hatırlıyoruz. Bizim çocuklarımız da benzer heyecanlarla hatırlayacaklar yani. Benzer heyecanlar. Vaktimiz daraldıysa orucu bozan şeyleri herkes ekranlarda konuşuyor da. Ya yani biz şu bozmayan şeyleri sorsak. Orucu bozmayan şeyler. Yani orucu bozmayan, kıymetini artıran, Allah katındaki böyle biçilemez o sevabımızı yükselten durumlar da var. Bunlarla ilgili. Eyvallah. Elhamdülillah ben o sene Yeni Şafak gazetesinin Ramazan sayfası için bana dediler ki orada bir şey yazar mısın? Dedim ki orucu bozmayan şeyleri yazabilir miyim? Çok iyi ya. Dediler ki yazın. Tabii orucu bozan şeyler var. Ve biliyoruz bunları. 14 asırda konuşuluyor evet. Konuşuluyor. Sürekli de hatırlatmak da lazım. Oruç senede bir kez, pek çoğu için senede bir kez gelen bir ibadet. Dolayısıyla hatırlatmak da lazım ama bir de orucu hiç bozmayan şeyler var. İhsar mesela, İhsar. Yani senin ihtiyacın olduğu halde elindekini senden daha çok ihtiyacı olduğunu düşündüğün bir kardeşine verebilme kahramanlığı. Evet, tam bir kahramanlık. Tam verebilme kahramanlığı. Yani bir kardeşinin senden daha çok ihtiyacı olduğunu bildiğin için çok beğendiğin bir ceketten vazgeçebilme kahramanlığı. Üstelik senin de o cekete ihtiyacın var diyelim. İhsar'ın oruç bozduğu hiç görülmemiş. 14 asırdır İhsar orucu bozmuyor. Eyvallah. 14 asırdır tebessüm orucu bozmuyor.
Müslüman kardeşine, Müslüman kardeşinden esirgemediğin tebessüm orucu bozmuyor. Karz-ı Hasan 14 asırdır orucu bozmuyor. Orucu bozmayan tefekkür, gün orucu bozdu hiç görülmüş şey değil yani. Hiç görülmüş şey değil. Dolayısıyla orucu bozan şeydir. Elbette merak edeceğiz. Elbette orucumuzu neyin bozacağını elbette düşüneceğiz. Ama bir de bozmayanlar var. Orucun orucu hiç bozmayan, tam tersine orucu kale gibi sağlamlaştıran, orucu kale gibi sağlamlaştıran hususiyetler var. O hususiyetler üzerine düşünmek. Yani orucu oruç yapma bakımından çok kıymetli meseleler olduğunu düşünüyorum ben. İyi serin, evet. Tefekkürün, başka hususiyetlerin. Evet. Vakit yaklaştı. Vakit yaklaştı. Kurumsallaşsın diyelim. Tefekkür adam saatine uyarıyor beni çünkü. Adam saatine sıklıkla bakıyorsa vakit yaklaştı demektir. Orucunu açmak için sofraları başında bekleyen çok kıymetli izleyicilerimiz, çok değerli kardeşlerimiz. Orucunuzu birazdan bozacaksınız. Ellerimizi semaya kaldıralım. Orucu bozmayan şeylerden biri de duadır. Eyvallah. Dualarımızı bütün ümmete gönderelim. Ezandan sonra biz iftarımızı açmak için burada olacağız. Kısa bir aradan sonra inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Ey bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım! Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve en yüce dereceyi nasip eyle. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Ve vermiş olduğun bu güzel nimetlerle oruçlarımızı açıyoruz. Hamdolsun, şükürler olsun vermiş olduğun nimetlere, sağlık ve afiyete. Oruçlarımızı ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Efendim, Bursa İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü'nce hazırlanan Ramazan Medeniyeti İftar programımız bu akşam da sona erdi. Ekranları başında Ramazan sevincini, iftar sevincini bizimle paylaşan siz kıymetli seyircilerimize ve yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen Olay Televizyonumuzun çok kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyor. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan medeniyetini sundu.